Merhaba, fotosentezin bu ikinci videosuna klorofilin ışık tarafından etkinleştirilmesi olaylarıyla başlayalım. Tilakoid zar üzerinde fotosistem adlı çok kompleks yapılı bazı oluşumlar vardır. Bu fotosistem adlı yapılar çeşitli tipten klorofilleri, karotinoidleri, protein ve polipeptit moleküllerini, lipitleri içeren son derece karmaşık yapılı oluşumlardır ve iki ana kısım içerirler. Anten kompleksi ve reaksiyon merkezi. Anten kompleksinde çeşitli tipten karotinoidler ve yine çeşitli tipten klorofiller bulunur. Reaksiyon merkezinin ise iki elemanı vardır. Klorofil A ve ilk elektron alıcısı. İki çeşit fotosistem vardır ve bu fotosistemlerin numaralandırılması iş yapma sırasına göre değil, bulunma sırasına göre numaralandırılmıştır. Fotosistem 1'e P700 de diyoruz çünkü 700 nanometre dalga boyundaki ışığı en iyi soğuruyor. Fotosistem 2'ye ise P680 de diyor çünkü o da 680 nanometre boyundaki ışığı en iyi soğuruyor. Her ikisinde de aynı klorofil A olmasına rağmen farklı farklı dalga boylarını sormalarının nedeni bu klorofil A'nın birleştiği proteinler farklı olduğu için sonuçta farklı dalga boylarını sorma özelliği kazanıyorlar. Anten kompleksinde bulunan pigmentler arasında ışık ya da elektron aktarımı olmaz. Bu pigmentlerin tamamı ışıktan absorbe ettikleri yani emdikleri enerjiyi rezonans yani titreşim ile yakınındaki diğer bir pigmente aktarır. Enerji bir pigmentten diğerine aktarıla aktarıla reaksiyon merkezinde bulunan klorofil A'ya kadar gelir. Bu klorofil ile ilk elektron alıcısının birlikte oluşturduğu yapıya reaksiyon merkezi dediğimizi hatırlayın. Bu enerji aktarımı sırasında hiç elektron aktarımı olmaz. Sadece titreşme yani rezonans gerçekleşir. Reaksiyon merkezinde bulunan klorofil A, anten kompleksinde bulunan pigmentlerin tamamından rezonans ile enerji alabilecek şekilde konumlanmıştır. Enerjiyi absorplayan klorofil A'nın elektronlarından biri daha yüksek enerji düzeyine geçerek kopar ve bu elektron primer yani ilk elektron alıcısına iletilir. İlk elektron alıcısı şekilde mor ile gösterilmiştir. Primer elektron alıcısı da elektronu ETS'ye aktarır. Klorofil A'dan ETS'ye doğrudan elektron aktarımı olmaz. Hatırlayacak olursanız her elektronun kendine ait bir enerjisi ve bu enerji nedeniyle bulunduğu bir orbitali vardır. Fosforesans olayını hatırlarsanız fosforesansta enerji soğuran bir elektron kendi orbitalinden fırlar ve emdiği enerjiyi ışıma şeklinde çevreye vererek eski enerji düzeyine ve eski orbitaline geri döner. Fotosentezde ise dolaylı da olsa ışık enerjisinin absorplanması nedeniyle orbitalinden fırlayan elektron ilk elektron alıcısı tarafından tutulup ETS'ye verilir ve bu elektronun enerjisi fosforesansta olduğu gibi etrafa ışık saçarak tüketilmek yerine proton taşınmasında işe karıştığı bir dizi olayda kullanılır. Şimdi bu durumu modelleyelim. Diyelim ki şekilde solda görülen fotosistem 12A sınıfı olsun. Sınıfın kapısı koridora açılsın ve karşı tarafta 12B sınıfı olsun. Her iki sınıfın öğrencileri kırmızı, sarı, turuncu ve yeşil benekler olarak gösterilen anten kompleksi üyeleridir. Sınıf başkanı klorofil A'dır ve mor renkle gösterilen ise sınıf öğretmeni olup o da ilk elektron alıcısıdır. Klorofil A ve ilk elektron alıcısının birlikte reaksiyon merkezi adını aldığını hatırlatmak isterim. 12A'dan kopan elektron öğretmen yani ilk elektron alıcısı tarafından koridora yani tilakoid zara atılmıştır. Koridordaki nöbetçi öğretmenler ETS bileşikleridir ve bu elektronları 12B'ye aktarmakla görevlidirler. Peki 12B'nin elektronları nereye gitti de böyle bir durum ortaya çıktı? Şimdi de geldik zurnanın zırt dediği yere. Artık fotosentezin ışık reaksiyonlarını, ışık etkisiyle ATP sentezini yani fotofosforilasyonu anlamaya hazırız. Hadi bakalım. Yavaş yavaş şekli inceleyelim. Küçük bir destek 5 adlı videoda tilakoidi tutku bisküvisine, tilakoidin içine akışkan çikolataya, tilakoid zarı ise tek bir parça bisküvinin hamurlu kısmına benzetmiştik hatırlarsanız. Şekilde gördüğünüz çift koyu mavi çizgiler hücre zarı yapısındaki tilakoid zarı temsil etmektedir. Bu çizgilerin dışı henüz kloroplastın stromasıdır yani hala kloroplastın içini görüyoruz.
Buradan ilerlemeye devam edersek kloroplastın çift zar tabakasına ulaşırız. Onları geçersek hücrenin sitoplazması başlar. Bu şekilde ise ne kloroplastın çift zarı ne de hücre sitoplazması gösterilmiştir. Kloroplast zarın üzerinde fotosistemleri ve aralarında da kırmızı yuvarlaklar halinde ETS bileşiklerini görmekteyiz. Hatta fotosistem 1'in yanında yer alan ve şekilde özel olarak adını verdiğim ferodoksin de çok önemli bir ETS elemanıdır ve adından da anlaşılabileceği gibi demir içermektedir. Ferodoksinin yanında NADP redüktaz yani NADP'yi indirgeyen enzim yer almaktadır. Hemen yanında ise ATP sentaz kompleksi bulunur. Ben her ne kadar her bir ögeden bir tane çizdimse de bu yapılar tüm tilokoistler boyunca tekrar tekrar yer alır. Fotosistemlerin üzerine ışık düştüğünde daha önce anlattığım gibi anten kompleksi üyeleri titreşir ve reaksiyon merkezindeki klorofil A'yı aktifler. Klorofil A'dan kopan elektron ilk elektron alıcısı tarafından yakalanır. Hatırlarsanız ona sınıf öğretmeni demiştik. Fotosistem 1'in elektronunu ferodoksin kapar ve bu elektronu NADP redüktaza verir. NADP redüktaz da bu elektronu NADP'ye verir. Şu an fotosistem 1'de kaybedilen elektron nedeniyle bir elektron açığı oluşmuştur. Bu açık üzerine ışık düştüğü için fotosistem 1'dekine benzer olaylar sonucu elektron kaybetmiş olan fotosistem 2'nin elektronu ile kapatılır. Özetleyelim, fotosistem 1'in elektronu NADP'ye gitti ve onu indirgedi. Fotosistem 1'in elektron açığı ise fotosistem 2 tarafından kapatıldı. Şu an fotosistem 2'nin elektron açığı var. Bu sırada su ışık etkisiyle parçalanır yani fotoliz olur. Suyu oksijen, hidrojenlerin protonları yani hidrojen iyonları ve hidrojenlerin elektronları olarak düşünebiliriz. Oksijen bu sırada yani su parçalandığında havaya verilir. Hidrojenin elektronları iki fotosistem arasında ETS bileşikleri tarafından fotosistem 2'den yani 12 A'dan fotosistem 1'e yani 12 B'ye taşınır ki arada bulunan bu ETS elemanlarına nöbetçi öğretmenler demiştik. Bu ETS elemanlarından bir kısmı taşıdıkları elektronların enerjisini stromadan tilokoid içine yani çikolatalı bölüme hidrojen iyonlarını yani protonları pompalamakta kullanır. Tilokoidin içi hidrojen iyonları bakımından epey kalabalık hale gelir, pH düşer. Bu protonların stromaya dönebileceği tek açıklık ATP sentazın içindeki kanaldır. Tıpkı oksijen solunumda olduğu gibi bu protonlar ATP sentaz kanalından geçerken ATP sentazda döner ve oluşan mekanik enerji ADP ile P'nin yani inorganik fosfatın ATP'yi oluşturmasında kullanılır. Gördüğünüz gibi ATP sentezin açıklamada yine kemiozmotik hipotezi kullandım. Oluşan bu ATP'ler ışık yardımıyla sentezlendiği için fotofosforilasyon ile sentezlenen ATP'den bahsedebiliriz. ATP ile ilgili eksiğiniz varsa küçük bir destek 3 adlı videoma bakabilirsiniz. NADP ona aktarılan elektronları kaparak indirgenmiş yani eksi yüklü hale gelmişti. Stromadaki hidrojen iyonlarının yani protonların bir kısmı NADP tarafından yakalanarak NADPH molekülü oluşur. Gelin şimdi bu anlattıklarımı bir animasyon olarak görelim. Yaprağı ve yaprağın ince yapısına odaklanalım. Giderek yaklaşalım. Yaprağın yüzeyinden bir stoma aralığı bulup o stoma aralığından yaprağın içerisine girelim. Epidermis hücreleri arasında, evet şurada bir açık stoma var. Oradan girelim içeriye. Ve parenkima hücreleri arasındaki boşluktan geçerek sağımızdan solumuzdan akan parenkima hücrelerinden bir tanesini hedefleyelim ve o hücrenin içerisine girelim. Şu karşıdaki iyi gibi duruyor. Hücrenin içine girdiğimizde bir kloroplast arayalım. Bir sürü kloroplast var. Uygun bir tanesini. Evet, şuralarda bir yerde bir kloroplast bulalım. Şu karşıdaki kloroplast iyi gibi duruyor. Onun içerisine girdiğimizde tilakoid yapıların üst üste dizilmesiyle oluşmuş bir granum kuleciğinin yanından geçerek bir tilakoid zara odaklanalım ve bu tilakoid zarın üzerinde
ETS bileşiklerini, NADP reduktazı ve sürekli fırıldak gibi dönen ATP sentaz moleküllerini görelim. ATP sentazın içerisine ADP'nin girdiğini, ATP'lerin ise çıktığını fark edelim. Işık reaksiyonları sonucunda 3 tane madde oluşur. ATP, NADPH ve oksijen. Bunlardan oksijen yan üründür ve yine ışık reaksiyonlarında havaya verilir. Diğer ikisi yani ATP ve NADPH kalbin döngüsüne katılır. Fotosentez iki aşamadan meydana gelir. Devirsel fotofosforilasyon ve devirsel olmayan fotofosforilasyon. Devirsel fotofosforilasyonda klorofilden ayrılan elektron ilk elektron alıcısı tarafından yakalanıp ETS'ye verildikten sonra tüm ETS'den geçerek yeniden aynı klorofile bir devir yaparak geri döner ve bu sırada sadece ATP sentezi gerçekleşir. Devirsel olmayan fotofosforilasyonda ise iki fotosistem görev yapar. Fotosistem 1'den ayrılan elektronlar ETS'den geçerek NADP'ye giderler. Fotosistem 1'in elektron açığı fotosistem 2'den gelen elektronlarla karşılanır. Fotosistem de elektron açığını sudan karşılar. Dolayısıyla ne fotosistem 1'den ne de fotosistem 2'den ayrılan elektronlar kendi klorofiline geri dönmezler. Bu devirsel olmayan fotofosforilasyonda ATP, NADPH ve oksijen oluşur. Gerek devirsel gerekse devirsel olmayan fotofosforilasyon lise düzeyindeki müfredatta artık yok. Ama yine de ben kulağınıza kar suyu kaçırmak istedim. Aslında NADP reduktaz enziminden de söz edilmiyor. Ya da özel bir ETS elemanı olmasına rağmen ferodoksinden de söz edilmiyor artık ama konuyu daha iyi kavratmak için bu ayrıntılara girmek zorunda olduğumu hissettim ben. Mazur görün. Fotosentezde kemiği ozmoz olayı özel bir bakışı hak ediyor. Hadi inceleyelim. Şimdi fotosentezde fotosistem 2'den ayrılan elektronlar ETS boyunca taşınırlarken bazı ETS elemanlarının kanallı kısımlarından stromada bulunan protonlar tilakoidin içerisine aktarılıyorlardı bu elektronların enerjisiyle. Dolayısıyla tilakoidin içerisinde yani o çikolatalı kısımda giderek proton birikmesi oluyordu. Hatta bu proton birikmesine suyun parçalanmasıyla oluşan protonlar da katkıda bulunuyorlardı. Ve burası giderek asitleşiyor ve giderek kalabalıklaşıyordu. Bu protonların stromaya dönebileceği tek açıklık ATP sentaz kanalıydı ki bu sırada ATP sentaz dönüyor ve ATP'nin sentezlenmesini sağlıyordu. İşte protonların itme gücüyle oluşan bu ATP sentez mekanizması kemiği ozmoz olayı ile açıklanıyor. Artık gerek mitokondri gerekse kloroplasttaki kemiği ozmoz olaylarını da karşılaştırabiliriz. Benzerliklere baktığımızda ETS elemanlarında elektronlar taşınırken bazı kanallı ETS elemanları sayesinde belli bir bölgeye proton aktarıldığını görüyoruz. Bu ortak bir özellik. Bu protonların sadece ATP sentaz kanalıyla başka bir bölgeye, az yoğun bölgeye geçtiğini görüyoruz. Bu da ortak bir özellik. Bu sırada ATP sentazın dönmesiyle ATP sentezlendiğini de görüyoruz. Bu da ortak bir özellik. Ancak protonların pompalandığı yer mitokondride zarlar arası bölgeyken kloroplastta tilakoidin içi, kloroplastta asla o çift birim zarın ara bölgesi ya da genel olarak kloroplastın dış ve iç zarı fotosentezdeki herhangi bir reaksiyonun oluşmasına katkıda bulunmaz. Mitokondride ETS'de taşınan elektronların kaynağı ya da bu elektronların çıktığı hidrojenlerin kaynağı enerji verici besin maddesidir. Oysa fotosentezde bu elektronların kaynağı ya da bu elektronların çıktığı hidrojenlerin kaynağı sudur yani inorganik bir maddedir. Mitokondride besinlerin kimyasal bağlarındaki enerji yine bir kimyasal bağ enerjisine ama ATP'nin kimyasal bağlarına dönüştürülür. Oysa fotosentezde ışık enerjisi ATP'nin kimyasal bağlarındaki
enerjiye dönüştürülür. Bir redoks, yani yükseltgenme indirgenme olayı serisi olarak oksijenli solunum ile fotosentezi karşılaştıracak olur ise, oksijenli solunum sırasında organik molekülden çıkan hidrojenler NAD ve FAD tarafından ETS bileşiklerine taşınırlar ve hidrojen transferi sonucunda da dolaylı olarak su oluşur. Bu sırada elektron taşıma sisteminde taşınan elektronların enerjisiyle dolaylı olarak da ATP sentezlenmiş olur. Fotosentezde de yine gerek hidrojen taşınması gerekse elektronların ETS'de taşınması söz konusudur. Ancak bu hidrojenlerin elektronları NADP'ye ve yine bu hidrojenlerin protonları NADP'ye gider ve bu NADP hidrojenleri Calvin döngüsüne götürerek organik besinin sentezlenmesinde kullanılır bu hidrojenlerin elektron ve protonları. Oksijenli solunumda giderek bir enerji azalması söz konusuyken ve en son en düşük enerjili elektronları oksijen alırken, fotosentezde ise besine taşınma sırasında giderek yükselen, giderek artan bir enerji durumu söz konusudur. Fotosentez ve solunumun ortak özelliklerine bakacak olursak, bir basamaklık değil, onlarca basamaklık bir reaksiyon serisidir her ikisi de ve her bir basamakta her ikisinde de farklı farklı enzimler kullanılır. ATP üretilir ve tüketilir. ATP sentaz işin içerisine karışır ATP üretilirken. Her ikisinde de ETS elemanları görev yapar. Her ikisi de prokaryotlarda, sitoplazmada gerçekleşir. Her ikisi de ökaryotlarda çift zarlı bir organelde gerçekleşir. Farklara bakalım. Fotosentezde ışık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüştürülürken, oksijenli solunumda kimyasal bağ enerjisi yine ATP'nin kimyasal bağlarında depolanır. Fotosentezde klorofil gibi özel bir pigmente ihtiyaç varken, oksijenli solunumda böyle bir pigmentin varlığı gerekli değildir. Fotosentezde mutlaka ışık gerekirken, oksijenli solunum ışıkta karanlıkta sürekli gerçekleşen olaylar serisidir. Fotosentez endergonik bir reaksiyondur, anabolik bir reaksiyondur, yani yapımdır ve dolayısıyla canlıda ağırlık artışına neden olur. Oysa oksijenli solunum egzergonik bir reaksiyondur, katabolik bir olaydır ve canlıda ağırlık azalmasına neden olur. Fotosentezde hidrojenleri yakalayan molekül NADP molekülüdür. Oksijenli solunumda ise NAD ve FAD molekülleridir. Fotosentezde fotofosforilasyonla ATP sentezlenirken, oksijenli solunumda substrat düzeyinde fosforilasyonla ve oksidatif fosforilasyonla ATP sentezlenir. Fotosentez ökaryotlarda bir bütün olarak kloroplastın içinde gerçekleşirken, oksijenli solunum ökaryotlarda bile sitoplazmada başlar, glikoliz reaksiyonları sitoplazmada gerçekleşir, glikolizin son ürünü olan piruvat mitokondriye girer ve mitokondride reaksiyonlar devam eder ve biter. Fotosentezde ETS elemanları, protonları az olduğu yer olan stromadan çok olduğu yer olan tilakoidin içerisine pompalar, oksijenli solunumda ise az olduğu yer olan matriksten çok olduğu yer olan zarlar arası bölgeye pompalar. Kloroplastta demin de bahsettiğim gibi kloroplastın çift zarı fotosentez reaksiyonları ile ilgili herhangi bir görev yapmaz. Fotosentezde temel olarak inorganik maddeler organik maddelere, oysa oksijenli solunumda organik maddeler inorganik maddelere dönüşür. Her ikisinde de ATP üretiliyor ve tüketiliyor olmasına rağmen, fotosentezde üretilen ve tüketilen ATP miktarları birbirine eşittir. Işık reaksiyonlarında üretilen ATP'nin tamamı Calvin döngüsünde tüketilir. Oysa oksijenli solunumda üretilen ATP miktarı tüketilenden fazla olduğu için, bu aradaki fark, fazlalık ATP, hayatsal olaylarımızın tümünü gerçekleştirmeye yarar. Hatırlarsanız ototroflar kemosentetik ve fotosentetik ototroflar olmak üzere iki çeşitti. Kemosentetik ototroflardan aslında küçük bir destek 3 adlı videomda bahsetmiştim. Şu fotosentez ve kemosentez olaylarını artık karşılaştıralım. Ortak özelliklerine baktığımızda
Her ikisinde de inorganik maddelerden organik besin sentezlenmesi söz konusudur. Her ikisinde de ATP üretilir ve tüketilir. Üretilen ATP ile tüketilen ATP miktarları birbirine eşittir. Her ikisinde de karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanılır. Ama hidrojen kaynağı olarak farklı farklı maddeler kullanılabilir. Tabii her ikisi de enzimler tarafından kontrol edilen bir sürü reaksiyon basamağı içerir. Ama farklara gelecek olursak, kemosentezde enerji kaynağı olarak inorganik bir maddenin oksitlenmesiyle elde edilen enerji ATP sentezinde kullanılırken, ki daha sonra da bu ATP besin sentezi için gerekli enerjinin kaynağını oluşturuyordu. Fotosentezde ışık enerjisi ATP sentezinde kullanılır ve yine bu ATP besin sentezi için gereken enerji kaynağını oluşturur. Kemosentez sadece bazı prokaryotlar tarafından gerçekleştirilir. Yani hiçbir ökaryot canlı kemosentez gerçekleştiremez. Dolayısıyla kemosentez sadece sitoplazmada gerçekleşen bir olaydır. Oysa fotosentezi bazı bakterilerin yanı sıra birçok ökaryot canlı da gerçekleştirebilir. Dolayısıyla prokaryotlarda sitoplazmada, ökaryotlarda ise çift zarlı bir organelde gerçekleşir fotosentez olayı. Fotosentez için ışık absorpleyen bir moleküle, bir pigmente ihtiyaç vardır. Kemosentez için böyle bir pigmentin varlığı gerekli değildir. O yüzden fotosentez kesin kez ışığa bağımlı olan bir reaksiyonken, kemosentez gece gündüz her zaman gerçekleşen bir reaksiyondur. Fotosentezi burada bitiriyorum. Gördüğünüz gibi kalbin döngüsünden söz etmiyorum. Fotosentezi etkileyen faktörlerden de söz etmiyorum. Kaldı ki oksijen solunumu etkileyen faktörlerden de söz etmemiştim o videomda. C4 bitkilerinden söz etmedim. Devirli devirsiz fotofosforilasyonlardan söz etmedim ki bu söylediklerim bir kısmı zaten lise müfredatında yok. Ancak deney yapıyoruz ki biz serisinde Engelmann deneyine özel olarak bakmanızı isterim. Çünkü ışığın dalga boyunun fotosenteze olan etkisi özel bir bakışı hak ediyor. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, benimle kalın.